Merhaba arkadaşlar, ben Taha. Eylül ve Ekim favoriler videosuyla karşınızdayım. Biraz geciktiğinin farkındayım ama Fantastik Canavarların yeni filminin yaklaşmasından dolayı onunla ilgili videolar hazırlıyordum. O yüzden favoriler videosu biraz gecikti ama bahsedeceğim harika şeyler var. O yüzden hiç uzatmadan başlıyorum. Filmleri ve dizileri ay ay ayırmadan bahsedeceğim. Önce filmlerden başlıyorum. Bahsedeceğim filmlerden ilki İnanılmaz Aile 2. 14 yıl sonra gelen bir devam filmi. İlk film çıktığında 2004 yılında ben 4. sınıfa falan gidiyordum. 14 yıl sonra bir devam filmi geldi ve o günkü heyecanımla sinemaya koştum. Film beklentimi nispeten karşıladı diyebilirim. Hikayemiz ilk filmin bittiği yerden başlıyor ve karakterlerimizin sonrasında yaşadıklarını izliyoruz. Filme dair sevdiğim çok detay vardı ama keşke şurası böyle olsaymış, keşke burası böyle olsaymış dediğim şeyler de vardı. En sevdiğim detaylardan ilki filmin afişleri. Afişleri gerçekten çok sevdim. Çünkü cinsiyet eşitliğine önem veren afişlerdi. Zaten hikayemiz de bu doğrultuda ilerliyor. Kadın ve erkeğin, anne ve babanın her ikisinin de her şeyi yapabileceğini anlatıyor film biraz. Afişler de bu bakış açısıyla tasarlanmış. Önce süper kahramanlarımızın kostümlerini kirli sepetinde görüyoruz. Daha sonra kostümler makineye atılmış ve yıkanıyor. Daha sonra ise Bay İnanılmaz kostümünü ütülerken görüyoruz. Filmi dediğim gibi genel hatlarıyla beğendim ama biraz aksiyonu yüksek geldi. Ben biraz daha komedi unsurunun yüksek olmasını bekliyordum. Çünkü ilk filmde aksiyonla birlikte komedi unsuru çok ön plandaydı. Bu filmde de elbette çok güldüm, çok eğlendim. Ama biraz daha komik olmasını bekliyordum. Yine de beklentilerimi karşıladı. Umarım 3. filmde çıkar ama 3. film için umarım 14 yıl beklememiz gerekmez. Bahsedeceğim filmlerden bir diğeri bir Netflix filmi. Sierra Burgess is a Loser. Kısaca filmi konusundan bahsedeyim. Sierra adındaki lise öğrencisi karakterimiz biraz kilolu bir karakter ve bu yüzden de kendine olan özgüveni çok düşük. Okulun yakışıklı çocuğu Jeremy Veronica'dan hoşlanıyor ve Veronica'dan telefon numarasını istiyor. Veronica ise okulun kötü kızı ve o yüzden de Jeremy'ye numarasını vermek istemiyor. Ona Sierra'nın numarasını veriyor. Jeremy daha sonra numaraya mesaj attığında Sierra çok şaşırıyor ve birlikte konuşmaya başlıyorlar. Sierra durumu fark ediyor. Jeremy'nin kendisini Veronica sandığını fark ediyor. Ama bu oyunu devam ettiriyor. Filmde bu süreçte yaşananları ve sonrasını konu alıyor. Gerçekten keyifli bir gençlik filmiydi. Tam böyle çerezli, boş vakitlerinizi değerlendirmek için ya da arkadaşlarınızla izlemek için bir film arıyorsanız bu filme göz atabilirsiniz. Bahsedeceğim filmlerden bir diğeri Bir Yıldız Doğuyor. Lady Gaga ve Bradley Cooper'ın filmi ve yönetmenliğinde Bradley Cooper üstleniyor. Film Ellie adında oldukça yetenekli ama henüz keşfedilmemiş bir sanatçının Jason Mayne adındaki ünlü bir sanatçı tarafından keşfedilip yıldızlaştırılmasını anlatıyor. Ben filmi hiç sevmedim. Gerçekten hiç sevmedim. Film kötü bir film değil. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ama ben şu yüzden sevmedim. Ben artık şundan çok sıkıldım. Sanatçıların, şarkıcıların şarkıcı olmak isteyen bir karakteri canlandırmalarından inanılmaz sıkıldım. Çünkü yani Lady Gaga filmde yani Ellie ismini çıkart, oraya Lady Gaga koy. Kendi hikayesini anlatıyor. Hiçbir şekilde farklı bir şey yok. O yüzden elbette farklı bir şey olmak zorunda değil bu arada. Ama ben bundan çok sıkıldım. Yani sadece Lady Gaga'nın yükselişini izliyormuşum gibi geldi. Özellikle filmde Ellie başta daha henüz yıldız olmadığı için biraz daha sıradan insan görüntüsüne sahipken ünlendikten sonra saçını başını boyatınca bildiğin Lady Gaga oluyor. Grammy kazanıyor. Ah Lady Gaga. Gerçekten Lady Gaga'nın biyografisini izliyormuş gibi hissettim. Ve ben filmde gerçekten çok sıkıldım. Şarkıları zaten çok sevdiğim tarz şarkılar değil filmde söylenilen şarkılar. O yüzden ben filmi çok sevmedim. Umut'la izledik filmi ve Umut bir Lady Gaga hayranı. O filme bayıldı. Ağlayarak falan izledi. Çok sevdi. İnsanlar, çevremdeki insanlar da genel olarak filmi sevdi. Ama ben sevmedim. Sevmedim yani. Yapabileceğim bir şey yok. Biraz ön yargılı izlediğimi de kabul ediyorum ama. Bahsedeceğim filmlerden bir diğeri Timothée Chalamet ve Steve Carell'ın başrolünde bulunduğu Beautiful Boy, Güzel Oğlum adlı film. Film uyuşturucu bağımlısı bir gencin ailesiyle özellikle de babasıyla yaşadığı ilişkisini konu alıyor. Filmi inanılmaz sevdim. Gerçekten bayıldım. 2 saatlik bir film su gibi akıp gitti. Filmin kurgusu çok farklıydı. O yüzden kurgusunu çok sevdim. Oyunculuklar inanılmaz güzel. Steve Carell'ı ben hiç sevmezdim. Hiç sevmezdim. Ama son zamanlarda birkaç filmini izledim. Film ve adamı çok sevmeye başladım. Timothée Chalamet inanılmaz bir oyuncu. Gerçekten inanılmaz. Ve inanın bakın bundan böyle bir 20-30 yıl sonra şu an işte Leonardo DiCaprio neyse Timothée Chalamet de öyle bir oyuncu olacak. Yani gerçekten inanılmaz. İnanılmaz bir oyuncu. Ağzım açık izledim. Muhteşem, kusursuz bir oyunculuğu vardı. Filme gerçekten bayıldım.
Bahsedeceğim filmlerden bir diğeri Tom Ford'un 2016 yapımı olan filmi Gece Hayvanları. Film Susan adındaki ana karakterimizin 20 yıl önce ayrıldığı eski eşinden aldığı bir kitap taslağıyla başlıyor. Eski eşi bir yazar ve yeni bir kitap yazmış. Kitabın adı da Gece Hayvanları. Kitapla ilgili şöyle detaylar da var. Susan'ın eski eşi kendisine Gece Hayvanları diye sesleniyor ve kitap aynı zamanda Susan'a ithaf edilmiş. O yüzden Susan kitabı okumaya başlayınca kendini bir yolculuğun içinde buluyor ve oldukça ürpertici ve gergin bir yolculuk bu. Filmi gerçekten çok sevdim. Çıktığı zaman izleyememiştim ama merak ettiğim bir filmdi. Fırsat bulunca izledim ve gerçekten çok sevdim. Bahsedeceğim filmlerden bir diğeri ise ilk iki filmi olan Whiplash ve La La Land'li adından sıkça söz ettiren yönetmen Damien Chazelle'in yeni filmi First Man. Film tam bir hayal kırıklığıydı. Gerçekten hiç sevmedim. Whiplash'i de çok sevmemiştim ben. La La Land'i bayağı sevmiştim. Güzel bir filmdi. Ama First Man tam bir hayal kırıklığıydı. Filme dair tek güzel şey, gerçekten tek güzel şey filmin soundtrackleri. İnanılmaz güzel soundtrackler var. Ama onun haricinde film tam bir hayal kırıklığı. Neden böyle bir film çekmeye karar vermiş? Hiçbir fikrim yok. Hiç sevmedim ya, hiç sevmedim. Bir film bu kadar kötü olabilir mi? Olabilir. Film merak bile etmeyin. Boş verin. Konuşmaya değmez. Bu kadar şey söylediğime bile değmez. Geçiyorum bu filmi. Bahsedeceğim filmlerden bir diğeri ise 1990 yapımı Ghost. Ghost'un müzikaline gideceğim diye öncesinde filmi izlemiş olmak için izledim. Ama filme bayıldım. İnanılmaz güzeldi. Bir kere filmi asla seveceğimi düşünmüyordum. Nispeten romantik yanı ağır basan filmleri çok sevmem. Ama filme bayıldım. İnanılmaz güzel. Kısaca konusundan bahsedeyim. Film Sam ve Molly adındaki çok mutlu bir çiftin sokakta saldırıya uğraması ve Sam'in hayatını kaybetmesinin sonrasında yaşananları anlatıyor. Sam Arap'ta sıkışıyor ve ruhu, hayaleti dünyada kalıyor. Molly'yi görebiliyor ama onunla iletişim kuramıyor ve film bu süreci, yaşanan cinayetin çözülmesini ve sonrasını anlatıyor. Çok beğendim. İnanılmaz güzeldi. Bir diğer film ise 22 Temmuz adlı Netflix filmi. Film 2011 yılında Norveç'te yaşanan terör saldırısını konu alıyor. Çok başarılı bir filmdi çünkü yakın tarihte yaşanmış bir olayı bu kadar başarılı bir şekilde anlatmak zor. Film oldukça etkileyiciydi, çok sevdim. Size de mutlaka tavsiye ediyorum. Benim çok hoşuma gitti. Ekim ayında bildiğiniz üzere Film Ekimi vardı. Orada da biraz film izledim. Film Ekimi'nde izlediğim filmler ve filmlere verdiğim puanlar yanda gördüğünüz şekilde. Bunlar arasında çok sevdiklerimden size kısa kısa bahsetmek istiyorum. En sevdiğim film Climax oldu. İnanılmaz güzel bir filmdi. Filmden ziyade bir deneyim de aslında. Fransa'da bir dans topluluğunun prova sonrasında yaptığı bir partiyi konu alıyor. Partide sangria yapılmış ve herkes sangria içiyor. Ama bilmedikleri bir şey var. Birisi sangrianın içine uyuşturucu katmış ve birden film bambaşka bir hal alıyor. Siz de sanki bir karakter gibi onların arasında yaşananları izliyorsunuz. Korkunçtu. Gerçekten korkunçtu. Filmi mutlaka tavsiye ediyorum. Bir diğer film Yorgos Lanthimos'un yönetmenliğini üstlendiği, Olivia Colman, Emma Stone ve Rachel Weisz'in başrollerini paylaştığı The Favourite. Film 18. yüzyılın başlarında kraliyet ailesinin hikayesini anlatıyor. Ben dönem filmi hiç sevmem ve filme bu sebeple çok önyargılıydım. Çünkü gerçekten sevmiyorum ve sıkılıyorum dönem filmi izlerken. Ama filme bayıldım. Filmden ilk çıktığımda aslında filmi çok sevmemiştim. Ama filmden sonra biraz zaman geçer ve film tabiri caizse demlenir ya. Bende de öyle oldu. Filmi üzerinden biraz zaman geçtikten sonra çok sevdim. Oldukça eğlenceli, keyifli bir filmdi. Bir saray entrikasını anlatıyor. Aslında bizim çok tanıdık olduğumuz hikayeler. Muhteşem Yüzyıl'ın İngiliz kraliyet ailesindeki versiyonunu izledik. Oldukça güzeldi. Oyunculuklar inanılmazdı. Olivia Colman inanılmaz başarılıydı. Emma Stone'a zaten hiçbir şey söylenemez. Çok seviyorum Emma Stone'u. Girl 15 yaşındaki Lara'nın hikayesini anlatıyor. Kendisi trans bir kız ve bir balerin olmak istiyor. En saygın dans okullarından birine kabul ediliyor. Ve sonrasında Lara'nın yaşadıklarını izliyoruz. Oldukça güzel bir filmdi. Yönetmenin Lucas Daunt üstleniyor. Kendisinin ilk yönetmenlik deneyimi. Oldukça başarılı ve çok güzel bir filmdi. Gerçekten çok beğendim. Video Animals beğendiğim başka bir büyüme hikayesiydi.
parçalanmak üzere olan bir ailedeki çocukların yaşadığı hikayeyi anlatıyordu. Festivalin son dakika sürprizi ise Alfonso Cuarón'un Roma adlı filmi oldu. Film bir Netflix filmi ve ben de festivalde filmi Netflix'in davetlisi olarak izledim. Bir kez daha Netflix'e teşekkür ederim. Film 70'lerin başında Meksiko City'deki bir ailenin hikayesini anlatıyor. Ailenin yaşadığı bir yılı konu alıyor. Oldukça dramatik ve çok başarılı. Yönetmenlik olarak çok başarılı. Teknik anlamda inanılmaz başarılı bir filmdi. Filmi gerçekten çok sevdim. Zaten Alfonso Cuarón da benim çok sevdiğim bir yönetmen. Filmi kimde izledim? Diğer filmlerde bahsedersem video yarım saat falan olacak. O yüzden şimdi hiç uzatmadan dizilere geçiyorum. Normalde bilirsiniz ben çok fazla dizi izlemem. İzlemeyi de çok sevmem açıkçası. Ama bu sıra gerçekten diziye düşmüş durumdayım. O yüzden bahsedeceğim çok dizi var. Bunlardan ilki yönetmenliğini Tolga Karaçelik'in, başrolünü ise Bartu Küçükçağlayan'ın üstlendiği Bartu Ben. Bartu Ben, Bartu'nun hikayesini anlatıyor. Bartu Ben diye başlıyor ve anlatmaya başlıyor. Elbette kurgusal bir hikaye. Zaten senaryosunda Bartu Küçükçağlayan yazıyor. Senaryosunu Bartu Küçükçağlayan'ın yazması şu açıdan oldukça diziye katkı sağlıyor. Dizi Bartu'nun yaşadıklarını anlattığı için sürekli ona yapılan espriler, insanların onu tanıdığında verdiği tepkiler, bu gibi detaylar diziye çok güzel yerleştirilmiş ve çok komik bir hale getiriyor bundan dolayı. Dizinin henüz 3 bölüm yayınlandı. Ben 3 bölümü de izledim. İlk bölüm oldukça güzeldi ve gerçekten çok beğenmiştim. Ama 2. ve 3. bölümlerde biraz temposu düşmeye başladı. Sekansların uzunluğu beni birazcık yormaya başladı. Bir sekansa çok gülebiliyorsunuz ama diğer sekansa gülmeyince ve uzayınca süre diziden kopuyorsunuz. Bakalım nasıl ilerleyecek. Sonraki bölümleri de merakla bekliyorum. Bahsedeceğim bir diğer ve benim bu ay en çok beğendiğim, gerçekten çok beğendiğim bir dizi ise American Vandal. American Vandal bir Netflix dizisi. Aslında kurgusal belgeselde diyebiliriz. Dizi 2 sezondan oluşuyor ve 2 sezonun konusu benzer ama farklı konular. Birbiriyle bağlantılı değil. Bir okulda bir suç olayı yaşanıyor ve bu suçu kimin işlediğini bilmiyorlar. Okulun en haylaz çocuğunu bunu işlemekle suçluyorlar. Ama okuldaki 2 öğrenci bu olayı onun yapmadığını düşünüyor ve bunun peşine düşüyor. Bu süreci bir belgesel haline getirmek istiyor. Ve çektikleri belgeselin her bir bölümü bu dizinin bir bölümü şeklinde. Oldukça güzel, çok güzel kurgulan bir dizi. Ben gerçekten çok beğendim. Kurgu ve gerçekliğin bu kadar başarılı bir şekilde iç içe geçmesi benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. 5 üzerinden 5 veriyorum. Bahsedeceğim bir diğer dizi yine bir Netflix dizisi Atypical. Atypical otizm hastası bir gencin yaşadıklarını anlatıyor. Kendisi aşık olmak istiyor. Bir kız arkadaş istiyor ve kız arkadaş edinebilme sürecini anlatıyor. Ailesiyle, arkadaşlarıyla, terapistiyle olan ilişkisini anlatıyor. 20 dakikalık bölümleri olan oldukça güzel, yemek yerken izleyebileceğiniz çerezlik bir dizi. Bir diğer dizi ise tamamen Emma Stone için izlediğim Maniac adlı dizi. Reklamını o kadar çok yaptılar ki her yerde, her billboardda, her Netflix'e girdiğimde karşıma çıkıyordu. Ve Emma Stone'u da oldukça seviyordum. O yüzden de diziye başladım ve Emma Stone için bitirmek zorunda kaldım. Zorunda kaldım diyorum çünkü dizi korkunç kötü, inanılmaz kötü. Tamamen tek güzel şey dizideki Emma Stone. O bile bir yerden sonra diyorsunuz ki ya acaba izlemesem mi? Ben çok sıkıldım izlerken ve konuştuğum herkes de çok sıkılmış. Hiç sevmedim. Konusunu anlatmayacağım. Beğenmedim ben bu diziyi. Ayın yönetmenlerinden bu favoriler videosunda bahsetmeyeceğim. Gelecek favoriler videosunda bütün ayın yönetmenlerini anlatıp artık bu yılın yönetmenlerini bitirmiş olacağım. O yüzden şimdi hiç uzatmadan şarkılara geçmek istiyorum. Eylül ayında en çok dinlediğim şarkıcılar aşağıda gördüğünüz gibi. 1 numarada yeni sevgilim Metronomi yer alıyor. 2 numarada Pamela. 3 numarada Büyük Ev Abla. Luka'da, 4 numarada Belen Sebastian, 5 numaradaysa Dolu Kadehi Ters Tut yer alıyor. Eylül ayında en çok dinlediğim şarkılarsa yanda gördüğünüz şekilde. 1 numarada en sevdiğim şarkı Corinne var. Corinne'i konserde canlı dinlemiştim. Nilüfer Fest'te Metronomi'yi dinleme şansına eriştim ve Corinne'i canlı dinleyebildim. Konserde yaşadıklarımı anlattığım videoya şuraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ekim ayındaysa en çok dinlediğim şarkıcılar aşağıda gördüğünüz gibi. Metronomi, Belen Sebastian'ın tahtına kuruldu ve inmeye de niyetli değil. 2 numarada Broken Back, 3 numarada Büyük Ev Abluka'da, 4 numarada Pamela, 5 numaradaysa Belen Sebastian yer alıyor. En çok dinlediğim şarkılarsa yanda gördüğünüz şekilde. 1 numarada Broken Back'in Happiest Man on Earth adlı şarkısı yer alıyor. Gerçekten şarkıyı çok sevdim. İnanılmaz güzel bir şarkı. Bu arada her ay en çok dinlediğim 5 şarkıyı eklediğim bir Spotify listesi var. Favori Şeyler adlı listeye açıklamalar kutucu
boncuğundaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Az kalsın kitaplardan bahsetmeyi unutuyordum. Çok fazla şey izlediğim ve izlemeye biraz daha öncelik verdiğim için çok fazla kitap okuyamıyorum. Bu ay Call Me By Your Name'i okudum. Okumak istediğim bir kitaptı. Filmini ne kadar sevdiğimi daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Hatta filmi o kadar çok seviyordum ki kitabın onun üstüne çıkabileceğini düşünmüyordum. Çünkü filmde gerek soundtrackler, gerek mekan kullanımı, gerek oyunculuklar, gerek vermek istediği duyguyu inanılmaz yalın bir şekilde verebilmesi beni filme çok bağlıyordu, çok büyülüyordu bu. O yüzden çok seviyordum filmini, hala çok seviyorum. Ancak çok büyük bir yanılgıya uğramışım. Kitap kesinlikle filmden 1000 kat, 100 bin kat daha güzel. Ancak şöyle bir durum var. Bence kitap filmi çok güzel bütünlüyor. İkisi birlikte bir bütün haline geliyor. İyi ki ilk filmi izlemişim çünkü kitap Elio'nun dilinden anlatılıyor. Ve filmde de Elio'nun Oliver'a bakarken ne düşündüğünü kitapta öğreniyorsunuz. O yüzden kitap aslında biraz filmin bütünleyicisi gibi oldu bende. Gerçekten çok sevdim. Dili inanılmaz güzel. Çevirisi Süha Sertabipoğlu çevirmiş. Muhteşem bir çeviri. Benim şu ana kadar okuduğum en iyi çeviri kitap olabilir. Bayıldım ya. O kadar sevdim ki anlatamam. Eğer okumadıysanız Call Me By Your Name'in kitabını Adınla Çağır Beni size mutlaka tavsiye ediyorum. Bu iki ay benim için dolu dolu geçti. Bu ay izlediğim filmlerden, dizilerden, okuduğum kitaptan ve dinlediğim şarkılardan size bahsettim. Siz bu iki ayda neler yaptınız, neler okudunuz, neler izlediniz? Bunları aşağıda benimle paylaşmayı unutmayın. Bana film önerin, dizi önerin, şarkı önerin hepsini aşağıda tek tek bakacağım. Yorumlarda görüşelim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz dedim. Öyle hemen gitmek yok. Şuraya tıklayarak bir sonraki videoyu izleyebilirsin. Onu daha önce izlediysen şuna tıklayarak bunu izleyebilirsin. Şuraya tıklayarak da kanalıma abone olabilirsin. Neredeyse 100 bin olacağız. Görüşürüz.